Geliyor Dört ekranda. tane dedik aracı çalışması yapacağız demiştim. Birincisi krem. Hepsi çok kolay etkinlikler. Özellikle çok 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 kolayları seçtim ki uzaktan tabii ki de anlaşılması zor olmasın diye. Birebir olsak çok çok daha etkili bir şekilde çalışmamız olacak ama uzaktan olduğu için çok da zor webcam araçlarını kullanmayı tercih etmedim bu çalışmada. Birincisi krem, hepimizin bildiği bir etkinlik aslında ama isim olarak bazen farklı gelebilir. Telefonlarımızda, tabletlerinde çocukların oynadıkları Candy Crush oyununu bilenler vardır. Krem de ona benzer bir oyun. Şeker patlatma oyunu. Ben bu oyunu derslerimde çok fazla kullanıyorum çünkü çocuklar inanılmaz mutlu oluyorlar. Birincisi krem etkinliği olacak. Daha sonra World Wall etkinliği ki gerçekten çok 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 güzel bir aracı. Çünkü içerisinde çocukların oynayabileceği çok çok güzel oyunlar var. Tabii bunlar hazır, içerisinde hazır oyunlar da var. Onları zaten göstereceğim hazırlama ihtimali olan arkadaşlarımız için. İçerisindeki hazır oyunları da göstereceğim. Fakat nasıl interaktif oyunlar hazırlanır, nasıl etkili interaktif çalışmalar hazırlanır, onları da görmeye çalışacağız. Üçüncüsü Jeopardy. Ders esnasında özellikle bilgi yarışmaları yaparken öğrenciler arasında rekabet ortamı tabii ki de çok 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 yani tasvip ettiğimiz bir olay değil ama bazen ihtiyaç duyuyoruz. Bilgi yarışmaları hazırlarken kullandığımız Jeopardy bilgi yarışmalarında zaten bazı kanallarda da görüyorduk bunu. Jeopardy bir sonraki webcam aracımız olacak ve en sonunda da bizim için biraz uğraştıracak. Gerçi burada yanlış yazmışım, özür dilerim. Lee Worksheet canlı interaktif çalışma kağıtları hazırlarken kullandığımız webcam aracımız olacak. Buraya öğrencilerimizi kaydedebiliyoruz. Öğrencilerimize sınıf oluşturabiliyoruz. Ve oluşturduğumuz sınıflara interaktif çalışma kağıtları gönderiyoruz. Bu çalışma kağıtlarını öğrencilerin yapıp yapmadıklarını kontrol etmek amaçlı biz de sistemimizden onları kontrol edebiliyoruz. Yani gayet güzel 4 tane etkili bir etki aracı göreceğiz bugün. Şöyle bunu kaldırayım. Dilerseniz başlayalım diyorum ben. Başak Hocam galiba gelenler oluyor ama Evet, ben gelenleri en ben bir taraftan başından kabul ediyorum hocam. Aynen ben en başından bütün katılımcıların olmasını açıkçası istiyorum. Çünkü en başından kaçırmalarını istemiyorum ama bir yandan da başlamak gerekiyor. Siz de hak veriyorum. Evet, sürede çünkü kısıtlı, diğer ders de başlıyor bundan sonra. 16'da başlayacak, evet. O zaman ilk çalışmamızdan başlayalım diyelim. Ben krem bizim çok çok iyi bildiğimiz telefonlarda, tabletlerde, oyunlarda, çocukların oyunlarında gördüğümüz Candy Crush oyunu. Şöyle göstereyim. Biz bunu eğitime nasıl uyarlarız? Onu göreceğiz. Arkadaşlar bu krem.com bizim etkinlikleri yapacağımız sayfa. Çalışmalarımızı şöyle bunları aşağı ineyim bir saniye. Bu sayfanın en kötü yanlarından bir tanesi fazla reklam olması. Aşağıdaki reklamlar biraz bizim işimizi zorlaştırıyor. Şimdi krem sayfasına öncelikle bütün öğretmenlerimiz veya atıyorum velilerimiz girmesi için kayıt olması gerekecek. Sign in bölümünden önce kayıt yaptırmamız gerekecek. Bu tip sayfalarda kayıt yaptırırken çok basit olarak bizim için Google'la giriş yapabiliyoruz biliyorsunuz. Sign in with Google tercihi bizim için işimizi kolaylaştırıyor çünkü hepimizin hemen hemen bir Google hesabı var. Dolayısıyla buradan giriş yapıyorum ben. Sizin de buradan giriş yapmanızı tavsiye ederim. Gayet kolay oluyor. Şöyle internetin. Bir saniye. Evet, burada istediğiniz kadar etkinlik hazırlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama ben etkinlik hazırlamak istemiyorum. Hazır etkinlikleri görüp bunları öğrencilerime göndermek istiyorum diye de bilirsiniz. Bu da bir seçenek. Bunun için de burada search arama butonunda
Başak Hocam tam benim tıklamam gereken yerde katılımcılar olduğu için bazen göremiyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam, ben hemen onları yok etmeye çalışıyorum. Aynen evet, bayağı bir katılım geliyor, onun için kabul etmek zorunda kalıyorum tıklamam gereken yerleri. Evet, bu arama çubuğu bölümünden istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili, mesela atıyorum ben zıt anlamlı kelimeler diye böyle bir konuyla ilgili öğrencilerime bir krem çalışması göndereceğim, bir kendi karaş çalışması göndereceğim. Bunu tıklıyorsunuz ve arama butonunu tıkladığınızda bu şekilde bir sürü krem çalışması geliyor. Şimdi yani krem nedir, ben bunu hiç görmedim diye düşünecek olabilirsiniz. Hemen onu göstereyim. Şöyle gerçekten tıklamam gereken yerlerde katılımcı geldiği için evet. Bir saniye. Ben kendi hazırladığım krem çalışmalarından birkaç tanesini göndereyim. Daha sonra normal var olan kremlere nasıl girebiliriz onları göstereyim size. Kendi hazırladığım krem çalışmalarından mesela, ben İngilizce öğretmeniyim bu arada. Meyvelerle ilgili bir krem çalışması hazırlamışım. Nasıl bir etkinlik bu? Hepimizin çok çok iyi bildiği, demiştim az önce. Bu sayfaya girdiğimizde, kendi krem çalışmamı hazırladığımızda Games butonuna tıklıyoruz, Oyunlar butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bize iki tane oyun karşılıyor. Bir Jewels of Wisdom, bir de Stellar Speller diye. İkisi de çok güzel oyun ama öğrencilerin en severek oynadığı oyun soldaki Jewels of Wisdom oyunu. Krem dediğimiz olay, etkinlik, webiki aracı. Şöyle bunları biraz geri çekeyim arkadaşlar. Bu arkadaşlar play game dedikten sonra buradaki sağdaki kelimeleri birbiriyle eşleştirme oyunu. Bunu ben İngilizce olarak uyarladım ama siz istediğiniz derste, istediğiniz konuya uyarlayabilirsiniz. Buraya ben kelime yazdım, siz soru bile yazabilirsiniz. Mesela atıyorum matematik dersinde, burada atıyorum 5 kere 3, 5 çarpı 3, karşı tarafında 15 olarak eşleştirmesini istediğiniz bir oyun hazırlayabilirsiniz. Bu oyunu hazırladıktan sonra buradaki linki, herkesin WhatsApp grubu var. Yani bu devirde bütün velilerimizin bir WhatsApp grubu var. Buradaki linki WhatsApp grubuna gönderdiğimizde bu aynı oyunu öğrencilerimiz de oynayabiliyorlar. Yani ben bu oyunu öğrencilerime gönderdiğimde puan kazanma durumları olduğu için ve kazandığı puanlarda sıralama oluşturdukları için defalarca oynuyorlar birbirlerini geçebilmek için. Ve bu oyunun defalarca oynandığını düşünürseniz takdir edersiniz ki bu kelimelerin hiçbiri unutulmuyor. Nasıl oynanıyor? Buradaki kelimenin buradaki eşini buluyoruz. Mesela pair, armut demek. Hemen buradan pair'ı tıklıyoruz. Yan tarafından da armut'u tıklıyoruz. Doğru eşleştirmeyi yapıyoruz. Puan kazanması için de öğrencilerin en az 3 tane rengi birbiriyle bağdaştırması gerekiyor. Dolayısıyla ben şurada cherry diye bir kelime var ortada, görüyorsunuz. Ben bunu bilirsem yeşil aşağıya düşecek farkındaysanız. Yeşil aşağıya düşeceği için 3 tane yeşil yan yana gelecek. Hatta 3 tane yeşil yan yana geldiğince patlatmış olacağız, biliyorsunuz. Patlayınca da 4 tane pembe patlamış olacak. Dolayısıyla öğrenciler bu şekilde puanları kazanarak oyunu zevkli hale getirebiliyorlar. Aynen Cherry'nin kirazla eşleştiğinde olduğu gibi. Daha sonra yine oyuna devam ediyorlar. Oyunun sonuna kadar oynadıktan sonra bir puan veriyor onlara. Ve sizin sisteminizde de o puanlar... Şöyle göstereyim. O puanlar sizin sisteminizde de görünüyor. Öğrenci de görebiliyor. Sıralamasını görebiliyor sınıf içerisindeki. Tabii bu sıralamaları görünce illaki bu oyunu defalarca oynamak istiyor öğrencilerimiz. Peki diyeceksiniz ki bu oyunu nasıl hazırlıyoruz? Hatta önce şöyle göstereyim. Bu oyunu hazırlamadan önce nasıl oyunlara ulaşıyoruz onu göstereyim. Burada 166 milyon flash cards var. Yani 166 milyon oyun var. O şekilde görünüyor. Bu arama butonuna istediğiniz konuyla ilgili, İngilizce konular çok fazla ama yavaş yavaş şu an diğer branş öğretmenlerimiz de buraya oyunlar gönderdikleri için diğer oyunlar da çoğalıyor. İstediğiniz konuyla ilgili herhangi bir, şöyle söyleyeyim, zıt anlamlı kelimeler demiştim. Herhangi bir konuyla ilgili
zıt anlamlı kelimeleri, bütün oyunlarını, burada 7 tane kelime hazırlanmış, burada 8 tane kelime hazırlanmış, burada 10 tane kelime hazırlanmış görüyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz, şöyle internette bir sıkıntı var galiba. Bir saniye. Ha, evet, şimdi olacak herhalde. İnternetin hızına göre arkadaşlar yavaş veya hızlı işlemiyor ama dediğim gibi sisteme giriş çıkışlar olduğu için sayfayı da yavaşlatıyor. Ben hızlı bir şekilde anlatmayı tercih ediyoruz ama şöyle söyleyeyim, zıt anlamlı kelimelere tıklayınca zaten oyunu göreceksiniz. Az önce de göstermiştim. Oyunu gördükten sonra buradaki linki verilerimize gönderiyoruz. Peki bu oyun nasıl hazırlanıyor? Giriş yaptıktan sonra burada Create Flashcards bölümü var, görüyorsunuz. Create Flashcards, flashcard hazırlama etkinliği. Bu arada tamamlı kelimeler geldi. İnternet yavaş, evet. Kusura bakmayın. Games bölümüne tıkladığımızda iki tane oyunumuzu göreceğiz. Sol taraftaki oyun kendi Crash oyunu. Buna tıkladığımızda buradaki linki velilerimize gönderiyoruz. O oyunu oynayabiliyorlar. Çok da uzatmayayım çünkü daha oyunlarımız da var. Önemli olan burada linki velilerimize göndermek, açtığımız sayfanın. Peki flash kartlar nasıl hazırlanıyor? Onu göstereyim. Bir saniye. Create Flashcards butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Create Flashcards, Flashcard yaratma. Bizim amacımız Flashcard yaratıyoruz. Daha sonra oyun otomatik olarak kendisini gösteriyor. Mesela burada Description bölümünde Set Title hangi konuyla ilgili Flashcard hazırlayacaksa o konuyla alakalı bir başlık yazıyoruz. Bir saniye şöyle. Daha önceki hazırladığım flash kartların evet, buraya bir konu ismi yazıyoruz. Nedir? Mesela Başak hocam, internetin yavaşlığı etkiliyor mu ekranın görüntüsünü? Yok hocam, sıkıntı yok. Biraz yavaş ama yavaş açılıyor. Evet, bende yavaş, bayağı sizde de yavaş olarak görünüyor mu diye. Mesela buraya atıyorum zıt anlamlı kelimeler diye bir konu başlığı yazıyoruz. Zıt anlamlı kelimeler. Daha sonra yapacağımız iş işin olayın en basit işi. Burada görüyorsunuz iki tane beyaz kutu var. Front ve back. Front dediğimiz bizim solda görünen, az önce solda görünen kelimelerimiz. Back dediğimizde de sağda görünen kelimelerimiz. Gayet basit. Oraya konu başlığımızı yazdıktan sonra buraya zıt anlamlı kelimeleri yazıyoruz. Mesela atıyorum buraya güzel yazarsak yan tarafına da zıt anlamlısı olan çirkini yazıyoruz. Hemen ondan sonra tab tuşumuz var. Tab tuşumuzu klavyemizin sol tarafındaki tab tuşuyla aşağıya iniyoruz veya buradan en new card da diyebiliriz. En kolayı tab tuşuyla inmek. Daha sonra mutlu, mesela üzgün. Daha sonra uzun, kısa. Ben kısa kısa yazıyorum. Birkaç tane yazayım. Normal bir oyun nasıl hazırlanır onu görelim. Daha sonra diğer alıştırmamıza geçelim. Ucuz, pahalı. Pardon, özür dilerim. Ucuz,
Pahalı. Şişman. Mesela zayıf. Yani yan tarafını birbirinin tamlamlı kelimelerini yazıyorsunuz. Gayet basit. Siyah mesela. Siyah. Beyaz. Zor. Kolay. Pardon. Şöyle zor. Kolay. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ama en işe yarar şekli 16 tane yapmanız. 16 tane yapınca zaten 4'lü 4 veya 15 tane yapmanız 3'lü 5'li olarak kendisi ayarlıyor otomatik olarak. Daha sonra bunu yaptıktan sonra işin en basit kısmına geliyoruz. Create set diyoruz. Bu kadar. Ve bizim oyunumuz hazırlanmış oluyor. Az önceki sayfada zıtanlamlı kelimeler sayfasındakine benzer bir kelime sayfa. Ben de zıtanlamlı kelimeler hazırlamış farkındaysanız. Oyunumuz hazırlandı. Şimdi oyunumuz hazırlandıktan sonra Games butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde Games butonuna tıklıyoruz ve az önceki hazırladığımız oyun burada Play Now bölümüne tıkladıktan sonra burada bir link açılacak ve buradaki linki verilerimize gönderdiğimizde çocuklar hazırladığımız oyunu istedikleri kadar, istedikleri şekilde defalarca oynayabilecekler. Biz biraz az hazırladık farkındaysanız. Daha da fazla yapılabilir bu. Buradan kelimeleri eşleştirmelerini yapılacak. İstediğiniz kadar kelime yazıp burada eşleştirmesini yaparak çocukların hem etkili bir şekilde öğrenmelerini hem zevk alarak bazı çalışmalarını, tekrarlarını yapmaları sağlanabilir. Krem etkinliğimiz bu arkadaşlar. Ben çok kısa bir şekilde tekrardan özetleyeyim. Öncelikle giriş yapmanız gerekecek, üye olmanız gerekecek, login yapmanız gerekecek. Gmail hesabınızla giriş yaparsanız çok çok daha kolay oluyor. Daha sonra ortadaki butondan istediğiniz konuyla ilgili search arama butonundan istediğiniz konuyla ilgili krem uygulaması arayabilirsiniz. Eğer kendiniz oluşturmak istiyorsanız da Create Flashcards bölümünden sağlı sollu hangi kelimeleri yazmak isterseniz, hangi konuyla alakalı yazmak isterseniz önce description bölümüne başlığınızı yazıyorsunuz. Bu zorunlu. Fakat diğerleri optional. Bunlara gerek yok ama description bölümündeki başlığınız zorunlu. Çünkü sizin yaptığınız bu uygulamayı, bu oyunu dünyanın dört bir tarafından arayıp ulaşabilecek insanlar olabilir. Onun için başlığı yazmanız gerekiyor. Daha sonra buraya soru, buraya cevap. Buraya soru, buraya cevap diye bütün istediğiniz kadar flashcard hazırlayabilirsiniz. Daha sonra hazırladığınız flashcardları create dediğinizde, set dediğinizde, bitir dediğinizde oyununuz hazırlanmış olacak. Bu ben bu arada hocam şöyle bir araya girmek istiyorum Galip hocam. Buyurun, hocalarım kameralarını kapatabilirlerse, ben şimdi buradan da kapatacağım bir taraftan, niye kapandı diye merak etmesinler. İnternetin daha hızlanabileceğini bilgi geldi. Aynen öyle, çok haklısınız. Evet, kamera evet, kapanırsa onu deneyelim, hemen kameralarımızı kapatalım. Daha verimli olabilir. Ben buradan kapatacağım. Hani niye kameram kapandı derseniz buradan müdahale ediyorum. Tamam, çok çok iyi olur. Tamam, çok teşekkürler. Buyurun hocam, siz sözde. Ben teşekkür ederim. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimiz, bir sonraki çalışmamız Word Ball çalışması. Benim en favori çalışmam. Tabii ki de Leaversheets çok ayrı bir yerde benim için öğrencilerin takip etmem amacıyla ama Word Ball etkinliği de burada görebiliyorsunuz, çok küçük de olsa az önce göstermiştim, dersin başında anlatmıştım bunları ama kaçıran arkadaşlarımız olabilir. Word Balls yazıyoruz Google'a, arama çubuğuna. Bu sayfada, burada da varmış, özür dilerim. Bu sayfada istersek etkinlik oluşturuyoruz. Ben hemen şu gelenler bölümünü kaldırayım. Çünkü tıklamam gereken yerde sayfaya katılmak isteyenler olduğu için kusura bakmayın. Evet. Burada yani benim en sevdiğim etkinliklerden bir tanesi, çünkü biz bir etkinlik hazırlayınca aynı hazırladığımız etkinlikle birden fazla onlarca oyunu bir yaptığımız bir etkinlikle oynayabiliyoruz. Yani az önce krem etkinliğinde flashcard hazırlamıştık hatırlıyorsanız. Sağlı sollu tamlamlı kelimeler veya soru cevap şeklinde bazı şeyler hazırlamıştık.
Burada da hazırladığımız bir çalışma ile, az önce bir krem çalışmasını oynamıştık ama burada bir çalışma ile onlarca oyunu bir arada oynayabileceğiz. Bu nasıl olacak? Bu da şu şekilde, topluluk var biliyorsunuz. Burada ben etkinlik hazırlamak istemiyorum. Ben hazır etkinliklere daha rahat ulaşabilirim, onları daha rahat kullanabiliyorum diyebilirsiniz. Bunun için de topluluk bölümüne tıklıyorsunuz. Topluluk bölümüne tıklıyorsunuz. Evet, internet yavaş olduğu için biraz yavaş açılıyor, evet. Burada genelde İngilizce ama dediğim gibi az önceki krem etkinliğinde de olduğu gibi diğer branş öğretmenleri de yavaş yavaş bu sistemi kullanmaya başladılar. Çünkü görüyorum farklı farklı Türkçe olsun, din kültüründen olsun, tarihten olsun, coğrafya, matematik bu tip derslerle ilgili çok fazla çalışma görüyorum burada. Yani bu da sayfanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor açıkçası bence. Çünkü dünyada bunu uygulamayı kullanan onlarca ülke var ve bir sürü yabancı insanlar buraya kaynak gönderiyorlar. Ve biz de göndermemiz gerekiyor diye tahmin ediyorum ben de. Şimdi burayı nasıl kullanıyoruz? Topluluk bölümünden, genel etkinlikler arayın bölümünden istediğiniz konuyla ilgili bir etkinlik yazabilirsiniz. Mesela az önce zıt anlamlı kelimeler yazdık. Bu sefer de matematikten bir şey yazalım. Matematik yazalım. Öyle söyleyeyim. Neler gelecek? Matematik. Doğal sayılar bile diyebiliriz aslında ama ben genel olsun diye söylüyorum. Farklı farklı bir sürü oyun var arkadaşlar. Matematik, diğer kelimeler, diğer konularla ilgili. Ama şimdi bu oyunların neler olduklarını ben size hızlı bir şekilde anlatayım. Önce etkinlik oluşturu yaparsak, özellikle şunu da söylemeyi unuttum pardon. Bu siteye girince yine aynı şekilde üye olmamız gerekecek. Ben Gmail hesabını tekrardan tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Gmail hesabıyla çok daha rahat giriş yapabiliyorsunuz bu tip sitelere. Gmail hesabımızda giriş yaptıktan sonra yapacağınız işlem burada. Etkinlik oluştur. Etkinliğinizi çok çok rahat oluşturabiliyorsunuz. Aynen kremde olduğu gibi burada da çok rahat oluşturabiliyorsunuz. Etkinlik oluştur dedikten sonra ben eşleştir, bunların hepsi oyun. Bu oyunları bir yaptığımız bir etkinlik oluşturmayla bu oyunların hepsini oynayabilirsiniz. Hepsini oynatabilirsiniz öğrencilerinize. Yapmanız gereken tek bir şey var. Oyunu oluşturduktan sonra oyunu açıyorsunuz. Buradaki linki öğrencilerimize gönderiyoruz WhatsApp grubundan. Onların sisteminde de zaten oyun otomatik olarak açılıyor. Gönderdiğimiz linki tıklayınca. Oyunu hazırlamak için istediğiniz oyunun şablonunu kullanabilirsiniz ama ben özellikle eşleştiri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok daha rahat hazırlanıyor. Bunu hazırladıktan sonra diğerlerine uyarlamak çok daha kolay oluyor. Eşleştir diye bir bölüm var. Tıklıyoruz az önce tıkladığım gibi. Buraya her zaman olduğu gibi diğer öğretmenler de, diğer veliler de, diğer arkadaşlar da ulaşabilsinler diye isim yazıyoruz. Wordball etkinliğinde ne yazalım? Mesela çarpım tablosu yazalım. Burada da matematikle alakalı bir şey yapalım. Çarpım tablosuyla alakalı. Öğrencilerin çarpım tablosunu daha rahat öğrenebilmelerini sağlamak için bir etkinlik olsun bu. Yapmanız gereken İki tane buton var biliyorsunuz. Anahtar kelime ve tanımı. Anahtar kelime bölümüne bizim çarpım tablosunda kullandığımız bazı rakamları yazalım. Mesela nedir? 3 çarpı 5. 15 yaptığını biliyoruz. Yan tarafa 15 yazıyoruz. Hemen yine aynı şekilde öğe ekleden de yapabilirsiniz ama tab tuşu yine bizim için önemli olacak. Tab tuşuna tıklayınca, klavyemizin üzerindeki tab tuşuna tıklayınca yeni bir çarpım tablosu rakamı yazıyoruz. 4 çarpı 2 eşittir 8 yan tarafına. Daha sonra 2 çarpı 6 eşittir 12. Görüyorsunuz gayet basit hazırlaması. Şöyle söyleyeyim. Evet. 5 çarpı 9 eşittir 45. 7 çarpı 4 28 veya 6 çarpı 6 eşittir 36. Tab tuşuyla aşağı iniyorum. Öğe ekleden de inebilirsiniz. Hiç problem değil. Ben tab tuşuyla iniyorum. Çok daha rahat oluyor. 3 çarpı 7 eşittir 21. Veya 6 çarpı 9 eşittir 54. 8 çarpı 8 eşittir 64. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz bunu. Her oyunda otomatik olarak kendisini yenileyecektir. Yani farklı rakamları verecektir. Ama ben çok uzatmaya gerek yok. Bu da bu kadar yeterli değil.
bu flash kart, bu sütunları doldurduktan sonra, bu şablonu hazırladıktan sonra bitim bölümüne tıklamanız, şöyle söyleyeyim, bitti bölümüne tıklamanız yeterli olacaktır. Ama internetin hızı bizi zorluyor bugün, evet. Bekliyorum bir saniye. Evet, şu an etkinliğimiz hazır. Bizim çarpım tablosuyla yaptığımız etkinliğimiz hazır. Ama nasıl bir etkinlik oldu bu? WordPol etkinliğinde nasıl bir etkinlikle karşılaştık? İsterseniz onu bir inceleyelim. Şimdi kelimelerimizi nasıl hazırladık? Yeni gelen arkadaşlarımız bayağı oluyor. Onların için de şöyle kısaca geçeyim hazır açılırken. Sisteme giriş yapıyoruz, üye oluyoruz. Üye olduktan sonra etkinlik oluştur'a tıklıyoruz. Etkinlik oluştur dedikten sonra sağlı sollu soru cevap yazıyoruz. Gayet basit. Soruların cevaplarını yazıyorsunuz. Önce soru, sonra cevap. İstediğiniz, dediğim gibi, konuyla yapabilirsiniz bunu. Yani burada ben görüyorum, din kültürü öğretmenleri çok çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla din kültürüyle alakalı konular var. İngilizce öğretmenleri için zaten bulunmaz bir sayfa bu. Çünkü çok fazla İngilizce kaynak var. Türkiye'de sözü geçen İngilizce öğretmenleri burayı çok fazla kullanıp burada kendilerine tabiri caizse bir soru ordusu oluşturmuşlar. Onların kaynaklarını rahatça öğrencilerimize gönderebiliriz. Şimdi böyle bir çalışmamızı hazırladık biz. Nasıl bir oyun bu? Başlat dedikten sonra oyunumuzu eşleştir olarak hazırlamıştık, hatırlıyorsanız. Yan taraftan sürükle bırak seçeneği bizim için önemli burada. 6x9 54 olduğu için bu şekilde öğrencilerin interaktif bir şekilde kendilerini görebilecekleri, deneyebilecekleri, 6x6 36 olarak eşleştirme yapabilecekleri bir web 2 aracı olarak düşünelim biz WordPol etkinliğini. Bütün etkinliklerini bitirdikten sonra 7x4 eşittir 28, 4x2 eşittir 8, 3x5 eşittir 15, 2x6 eşittir 12, özür dilerim şöyle, 5x9 45, 2x6 12, 8x8 64, 3x7 eşittir 21. Evet, bundan sonrası aslında öğrenciler için çok etkili oluyor. Bundan sonra ne yapıyor öğrenciler? Yanıtlarını gönder dediklerinde doğru cevapları görüyorlar. Yanıtlarını gönderdikten sonra, hele bir de bu WhatsApp gruplarında sınıf içinde olunca çok çok daha etkili oluyor. Çünkü birbirlerinin sonuçlarını görebiliyorlar. Nasıl görebiliyorlar? Afiş bölümüne tıklayıp, ben 39 saniyede yapmışım görüyorsunuz. Afiş bölümüne tıklayıp kendi isimlerini yazıyorlar buraya. Mesela atıyorum, ben Galip olarak yazıyorum. Enter dediğimde ben şu an birinci sıradayım. Öğrenciler de kendi yaptıklarını da arkadaşlarını burada görebildikleri için, atıyorum 9 tane soruya doğru cevap vermişim, 39 saniyede yapmışım. O kadar etkili ki, ben dün akşam gönderdiğim bir çalışmada öğrencinin bir tanesi bir saat bu oyunu oynamış. Tek amacı öğrencinin birinci olabilmek için. Bu oyunu bir saat oynadığını düşününce bir öğrencinin zaten bu kelimeleri istese de unutamayacak diye düşünüyorum ben. Bunu oyunu İngilizce olarak çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Biz İngilizce öğretmenlerimiz var burada. Onlar için de özetle söyleyeyim. Yani çok fazla kaynak var burada. Ama diğer branşlarımız için de istedikleri etkinliği, etkinlik oluştur bölümünden kendileri oluşturabilirler. Peki, az önce söylemiştim. Biz bu etkinlikle, bu flash kart hazırlamayla çok fazla oyun oynayabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da şablonu değiştirip ben yan tarafta görüyorsunuz. Burada onlarca oyun var ama az sonra bunun için kötü bir haber de vereceğim size, ama bu onlarca oyunu istediğimiz şekilde çevirebiliriz az önceki hazırladığımız flash kartı. Nasıl çeviriyoruz? Mesela atıyorum ben bu oyunu teste çevirmek istiyorum. Aynı kelimeleri, aynı nasıl söyleyeyim, rakamları kullanarak, az öncekileri kullanarak teste çevirebilirsiniz. Teste tıklıyorsunuz, bu oyunun test şekli açılıyor. Aynen bu şekilde test şekilde. Yukarıda 15. Hangisi 15? Çocuk doğru cevabı
3-5 olarak bir, yani bilmesi gerekiyor. Tıklayınca bir sonraki soruya geçiyor. Bir sonraki soruya geçmek için buradaki oku da kullanabilir zamandan tasarruf etmesi gereken. Bunu fark eden öğrenciler oluyor. Oku tıklayarak hızlı geçiyorlar. Dolayısıyla sürede daha hızlı cevap verebiliyorlar. Hangisi doğru cevapsa tıklıyorlar. Bunu şuradaki linki aynı şekilde gönderdiğimizde az önceki eşleştir oyunu açılacak öğrencilere. Peki test oyunu açılması için ne yapıyoruz? Onun için de şurada içeriği düzenle bölümü var görüyorsunuz. İstediğiniz oyununu değiştirmeniz için içeriği düzenle yapıyorsunuz. Burayı tıklayınca eşleştir olarak düzenle, yinele sonra test olarak düzenle diye bir bölüm var. Biz hangisini açtık? Testi açtık. Test olarak düzenleyip tıkladığımızda test olarak düzenle diye tıkladığımızda oyunun test şablonu gelecek karşımıza. Aslında site çok hızlı bir site arkadaşlar ama şu an herhalde yaklaşık bir 260 kişi var sistemde. Onun giriş çıkışları olduğu için yavaşlıyor sistem. Onun için kusura bakmayın diyorum. Ben öncelikle gerçekten özür diliyorum yavaş olduğu için. Oyunun test şablonu çıktı. Daha sonra bitti dediğimizde bu oyunun test şeklinin linkini öğrencilerimize gönderebiliriz. Yani tekrar söylüyorum, bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu hazırlayıp buradaki linki WhatsApp grubunda paylaşmak. WhatsApp grubunda paylaşmak için de bu linki WhatsApp web kullanan arkadaşlarımız vardır. WhatsApp web bizim için büyük bir kolaylık. Bilenler vardır. Şimdi oraya girmeyeyim. Çok da uzatmak istemiyorum çünkü daha iki tane daha uygulamamız var. Bu linki kopyalayıp bizim kendi WhatsApp webimize yapıştırabiliriz bilgisayar üzerinden. Şu an test şekli çıktı. Bunların birçok şekli var bu oyunların. Ama şöyle bir sıkıntı var WordWall'da. Üye olunca biz 5 tane oyun hazırlayabiliyoruz arkadaşlar. 5 tane oyun hazırlayabiliyoruz. 5 oyundan sonrası ücretli bir şekilde geliyor. Yani yaklaşık test, game show testi, burada başka balon patlatma, farklı oyunlar da var. Bu oyunlar açılıyor. Hepsi açılmıyor. Ama bizim işimize yarayacak güzel oyunlar açılıyor. Bu 5 tane oyunu hazırlayabiliyoruz. 5 oyun hazırladıktan sonra ücretli bir şekilde bir sistemleri var sitenin. Bu ücreti de aylık ben bir 13 liralık bölümü var, bir de 19 liralık bölümü var. Ben 19 liralık bölümüne kayıt olmuştum. Çünkü çok çok daha farklı şeyler var. Sistem içerisinde öğrencilere gönderebileceğimiz bir kaynak için bence çok ücretli diye düşünüyorum. Ama ben üye oldum. Üye olmak istemezseniz de topluluk bölümünden istediğiniz kaynağa, istediğiniz konuya arama butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Topluluk bölümünden. Şöyle söyleyeyim, ben şu paylaşımı bir kapatayım. Şu an Krem ve WordWall uygulamalarıyla iki tane webhook aracını gösterdim ama Başak Hocam, ben tekrardan teyit almak için soruyorum. Ekran görüntüleri gelirken yavaşlama olurken anlaşılmama bir durumu var mı? Yani gerçekten burada çok değerli öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz var. Yani üstün körü geçsin istemiyorum ama yani umarım sağlıklı bir şekilde iletişim kurabiliyoruzdur. Çünkü internetin sıkıntılı olması açıkçası beni rahatsız etti ama inşallah velilerimiz ve öğretmenlerimiz için bu aynı sıkıntı da değildir. Bir sonraki etkinliğimiz, önce kremi yaptık, tekrar yeni gelenler için söylüyorum. Önce krem etkinliğini yaptık, şeker patlatma oyununu, daha sonra WordWall etkinliğini yaptık, etkinlik oluşturu bölümünden. Velilerimiz için de söylüyorum bunu, gelen velilerimiz, öğretmen olmayan arkadaşlarımız var burada görüyorum. Onlar için de topluluk bölümünden veya arama butonu bölümünden istediğiniz konuyla ilgili, sadece İngilizce değil, farklı konularla ilgili çalışmalara ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki çalışmamız, şöyle söyleyeyim ben şunları kapatayım.
Jeopardy oyunu. Bu oyunu daha önce televizyonlarda bilgi yarışmalarında görmüş olabilirsiniz. Özellikle TRT1'de bu oyunun bilgi yarışması şekli vardı. Jeopardy diye geçiyordu. Belki hatırlıyor olabilirsiniz. O oyunun, o bilgi yarışmasının ismi de Jeopardy'ydi. Bunu sınıf içerisinde yarışmalar yaparken veya etkinlikler yaparken öğrencileri daha doğrusu konu tekrar yaparken, ben konu tekrar yaparken kullanıyorum. Çok 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 etkili oluyor. Yani burada istediğimiz konuyu yazıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada istediğimiz konu başlığını yazıyoruz. Mesela İngilizce açısından söylüyorum ben. Atıyorum meyveleri yazıyorum. Vücudun bölümlerini yazıyorum. Hava durumlarını yazıyorum. Veya renkleri yazıyorum. Bir de sınıf nesnelerini yazıyorum. Alt tarafından soru hazırlıyorum. Öğrenciler bir tane diyor ki mesela öğretmenim ben hava durumlarından 300 puanlık soru seçiyorum diyorlar. 300 puanlık soru seçiyor. Bilirse 300 puan alıyor. Bilemezse 300 puan kaybediyor gibi bir seçenek de söz konusu. Dolayısıyla öğrencilerin konu tekrarını yaparken kullandıkları önemli bir kaynak diye düşünüyorum Jeopardy oyunu. Şöyle nasıl hazırlanıyor? Önce onu hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Bu etkinliğe, bu siteye üye olmayın arkadaşlar. Üye olmadan etkinliklerimizi yapabiliriz. Burada Join ve Login bölümü var. Buralara gerek yok. Yapmanız gereken tek bir işlem var. Create a Jeopardy game. Buna tıklayınca Jeopardy Labs, bu arada sitenin ismi Jeopardy Labs. Buraya tıklayınca create Jeopardy deyince buraya bir şifre yazıyoruz. Bu şifreyi gerçekten unutmamanız gerekiyor. Bir sonraki etkinliklere girerken, bir sonraki yaptığınız çalışmalara ulaşmanız için bu şifreyi unutmamanız gerekiyor. Kafanızdan bir tane şifre yazıyorsunuz. Nedir? Mesela atıyorum 1, 2, 3, 4. Böyle bir şifre yazdık. Daha sonra oyunu Start Building diyerek oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu şekilde bir sayfa geliyor karşınıza. Şöyle. Her zaman olduğu gibi Enter Title diyoruz. Çünkü biz bunu yapmazsak eğer bir sonraki oyuna ihtiyacı olan kişiler oyuna ulaşamayacaktır. Biz bunu yaparsak eğer farklı farklı kişiler de oyunu oynayabilir. Bu arada şunu da göstereyim. Hemen onu göstermem gerekiyor. Özür dilerim. Bir saniye. Bu arada Browse bölümünden istediğimiz konuyla ilgili hazır, yapılmış, bizim için hiç uğraşmak istemiyorsak istediğimiz konuyla ilgili bir Jeopardy oyununu ulaşıp yine linkini kopyala yapıştır bölümünden şöyle söyleyeyim indir butonu da tıkıyor. Gerçi öyle söyleyeyim indir butonu da çıkıyor. Bu arada bayağı admit olduğu için kusura bakmayın kabul etmek zorunda kalıyorum. İndir butonundan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra flash belleğinizi atıp sınıfınızda oynayabilirsiniz. Ben şöyle söyleyeyim. Hızlı bir şekilde nasıl hazırlanır Jeopardy onu göstermek istiyorum. Az önce göstermiştim. 1, 2, 3, 4 diye bir şifre yazdım. Mesela siz de kendiniz şifre yazabilirsiniz. Buraya konu yazıyorsunuz. Konunuz nedir? Mesela atıyorum. İngiliz diyeyim ben. Bu da İngilizce ile alakalı yapalım burada. İngilizce ile alakalı bir tane Jeopardy oyunu hazırlayacağım. İstediğiniz şekliyle buraya bir kategori yazıyorsunuz. Mesela konu yazıyorsunuz. Ne yazalım? Buraya fruits yazalım. Daha sonra animals yazalım. Şöyle animals yazalım. Çok basit. Gerçekten bunu hazırlaması da çok basit. Öğrencilere bilgi yarışmaları yaparken kullanılan bir kaynak olarak düşünebilirsiniz bunu. Daha sonra bir body parts yapabiliriz. Vücudun bölümleri. Sonrasında da classroom objects mesela. Sınıf nesneleri diye 4 tane kategori oluşturuyor. Bu kategorinin içerisinde sorular yazacağız. İsterseniz bu puanları yükseltip azaltabilirsiniz. İstediğiniz puan şeklinde verebilirsiniz ama bunun en doğrusu 100, 200, 300, 400, 500 diye gitmesi. Buraya soru yazıyorsunuz. Şöyle göstereyim bir daha. Fruits bölümünden 100 puanlık bir şey mesela atıyorum soru hazırlayacaksınız. Onun için de tıklıyorsunuz.
boşluğa ve sorunuzu ve cevabınızı yazıyorsunuz. Mesela meyveler olduğu için kolay bir, 100 puanlık olduğu için kolay bir meyve yazıyorum. Apple, elma. Daha sonra continue, bir sonraki soruya geçiyorsunuz. Nedir bu? Mesela orange, yan tarafta da portakal cevabı. Yine aynı şekilde 300 puanlık bir soru. Nedir? Cherry, kiraz. Hepsini tek tek hazırlamam vakit alacak şu an farkındaysanız. Ben yan taraftan mesela hayvanlar bölümünden 100 puanlık bir hayvan, mesela cat, basit bir soru. Tabii ki de soruların boyununa göre basit veya zorluğunu siz belirleyebilirsiniz ama istediğiniz soruyu yazabilirsiniz. Burada atıyorum bir milli mücadele ile ilgili bir konu hazırlayacaksınız. Soruyu yazıp yan tarafa cevabı yazabilirsiniz. İstediğiniz konuyla alakalı Jeopardy, yani bilgi yarışması oyunu hazırlayabilirsiniz. Üçüncü mesela kelime, bir sonraki kelimemiz monkey, maymun. Daha sonra devam ediyorsunuz. Sonrasında işte nedir? Donkey, eşek. Renklerden mesela basit bir renk işte red, kırmızı. Hemen hızlı bir şekilde 3 bölümü doldurayım. Nasıl oluyor? Oyun bir inceleyelim. Yellow, sarı. 300 puanlık soruya da blue, mavi diyebiliriz. Body parts, vücudun bölümlerinden de yine basit bir kelime yazalım. Ear, kulak. Daha sonra 200 puanlık bir soruda leg, bacak. 300 puanlık bir soruda da finger, mesela parmak diyebiliriz. Classroom Objects bölümünden de atıyorum pencil, kurşun kalem. Book, kitap ve son olarak 300 puanlık eraser yazalım buraya da. Eraser, silgi dedik. Bütün hepsini doldurduğumuzu düşünürsek, şöyle yukarı alayım. Bütün hepsini doldurduğumuzu düşünürsek arkadaşlar, en sonunda işin en kolay yeri save and finish diyoruz. Bu kadar. Save and finish dedikten sonra, evet, şu an oyunumuz hazır. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani oyunumuz şu an hazır. Buradaki linki kopyalayıp öğrencilerimize veya arkadaşlarımıza veya atıyorum farklı bir yerde kullanacaksak oraya gönderdiğimizde oyunu oynamaya hazırdır. Start dedikten sonra oyunumuz başlayacak. İstersek bu oyunu download tuşuna tıklayarak indirebilirsiniz. Google'a masa üstünüze şu şekilde bir Google seçeneği, yani Google amblemiyle gelecek bu karşınıza. Google olarak gelecek, Chrome olarak gelecek karşınıza. Bu Chrome'u simgesini flash belleğinize attığınızda akıllı tahtada, okulda veya atıyorum projektör cihazlarında da yine aynı şekilde yansıtarak okulda da oynayabilirsiniz. Nasıl bir oyun hazırlamışız? 3 takımlık. Biz buna 3 takım diyebiliriz veya atıyorum 2 takımı sınıfı 2'ye bölebiliriz, sınıfı 4'e bölebiliriz, istediğimiz kadar bölebiliriz. Daha sonra start dediğimizde, mesela biz 3 takım diyelim, start dediğimizde oyunumuz hazır. Biz biraz daha az hazırladığımız için oyunumuz küçük görünüyor farkındaysanız. Şöyle. Burada görüyorsunuz takımlarımızı 3 takım olarak hazırladık. Birinci takıma bir soru soruyoruz. Ne diyoruz? Hangisini seçmek istersin? O da diyor ki mesela öğretmenim Colors'tan 200 puan seçmek isterim diyor. 200 puan seçiyor ve sorusu başlıyor. Yellow. Yanlış yazmışız, özür dilerim. D'yi eksik yazmışız. Doğru cevap verirse 200 puan seçtiği için biz buradaki artı butonunu kullanıyoruz. Artıya bastığımızda 200 puan öğrencinin hanesine yazıldı. Çünkü 200 puan seçmişti. Eğer yanlış cevap verirse şöyle bir continue diyelim. Bir sonraki gruba geçiyoruz. İkinci gruba geçiyoruz. İkinci grupta diyor ki öğretmenim ben 300 puanlık meyve istiyorum diyor. Tıklıyoruz. Cherry geliyor. Kiraz olduğunu
bilemedi. O zaman ne yapıyoruz? Eksiye basıyoruz. Eksiye bastığımız için eksi 300 puan öğrencinin hanesine yazılıyor. Yani öğrenciler puanlarını ya kazanıyorlar ya da seçtikleri kadar puan kaybediyorlar. Jeopardy oyunu da bu şekilde arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum ama dediğim gibi öncelikle Creed şöyle kısaca küçük bir tekrar edeyim. Çünkü benim için asıl önemli olan en sondaki worksheet sayfası olacak. Oraya geçmek istiyorum. Çok da bakıyorum. Süremiz gerçi yeterlidir. Yapmanız gereken Jeopardy Labs'e giriyorsunuz. Create Password bölümünden şifre giriyorsunuz. Şifrenizi özür dilerim şöyle. Create Jeopardy Game bölümüne tıklıyorsunuz. Create Jeopardy Game'den şifre belirliyorsunuz. Bir sonra, daha sonra bu oyuna ulaşabilmeniz için belirliyoruz o şifreyi ve hatta sisteme girebilmek için belirliyoruz. Sisteme belirleyip girdikten sonra yapmanız gereken gayet basit. Önce başlık yazıyorsunuz, daha sonra kategori isimleri, sonrasında da içerilerine sorular yazıyorsunuz. Jeopardy Game de bu şekilde bir oyundu. Tekrar şöyle bir yeni gelen arkadaşlarımız gerçekten çok özür diliyorum. Tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımız oluyor. Onlar için de kısa bilgi geçmek istiyorum. Öncelikle krem oyununu anlattık. Şeker patlatma oyununu hazırlaması gayet basit. Daha sonra World Ball etkinliğini anlattık. Yine hazırlaması çok basit ama çok çok etkili. Çünkü yapacağımız bir hazırlıkla onlarca oyunu oynayabiliyoruz. Öğrencilerimizi oynatabiliyoruz. Bir sonraki de bilgi yarışmalarında ve öğrenciler arasındaki yarışmayı sağlamak için de Jeopardy Game'i anlatmış bulunuyoruz. Şimdi. Bu arada bir hocamız söz hakkı almak istiyor. Verebilir miyiz hocam? Çok özür dilerim. Tabii ki de bir saniye. Hemen. Yasemin hocam var. Efendim şöyle... Yasemin hocam. Bir saniye şöyle. Buyurun evet, hocam konuşabilirsiniz. Daha. Özür dilerim, ben açmışım siz. Bu linkten indirebiliyoruz dedik ya Google Chrome etkinliği olarak flash belleğimize. Evet. Okul interneti bunu açmamıza izin veriyor mu? Hiç problem olmuyor Yasemin Hocam. Çünkü zaten Chrome'da açıyoruz. Bunun okul internetiyle, Mac'le hiçbir problemi olmuyor. Rahatça kullanabilirsiniz. Yani uygulama gibi iniyor. Yani bizi uygulama değil. Aynı. Sadece şey iniyor. Yani linki iniyor sizin flash belleğinize. Google Chrome'un şöyle söyleyeyim. Chrome'un simgesiyle beraber iniyor. Chrome'un tamam, simgesiyle beraber aynen link sayfasına götürüyor. Aynen öyle. Sizin az önceki yukarıdaki linki götürüyor. Öyle söyleyeyim. Linki tıklayınca zaten açılmış okul oluyor gibi. Açıyor. Tamam. Düşünebilirsiniz. Evet evet okul internetiyle açabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ben devam edeyim isterseniz. Son etkinliğimiz Leave Worksheets etkinliği. Şu anda bizim ihtiyacımız olan hani derler ya az sol isterse ondan çıkar hesabı. Bizim için şu an en fazla ihtiyacımız olan bölüm burası diye düşünüyorum. Çünkü burada öğrencilerimize uzaktan daha fazla nasıl yardımcı olabiliyoruz onu göstermek istiyorum. Şimdi Leave Worksheets canlı çalışma kağıtları, interaktif çalışma kağıtları hazırlama sitesi. Hatta hazırlamadan ziyade hazır olanlara ulaşma sitesi de denilebilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu site İngilizce öğretmenleri için çok 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 yani fazlasıyla yararlı bir site. Ben bütün İngilizce öğretmenlerimizin bu siteyi çok rahat bir şekilde, etkili bir şekilde kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içerimizde İngilizce öğretmenleri var. Kullananlar da vardır. Nacizane fikrimi söylüyorum sakın yanlış anlamayın. Ama kullanılması gereken bir site. Çünkü dediğim gibi çocuklar oyun çağında bu tip etkinliklere çok meyilliler. Onun için bu çalışmaları öğrencilerimize göndermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle kabul etmem gereken kişiler olunca evet. Şimdi burası nasıl bir site? Burası öğrencilerimizin çalışmalarını farklı farklı yöntemlerle tamamladıkları bir site. Mesela atıyorum sürükle bırak etkinliği veya eşleştirme etkinliği. Hepimizin çok iyi bildiği kalemle eşleştirmeyi öğrenciler çok seviyorlar değil mi? Derslerde görüyoruz kalemle bir çizik atmayı çok seviyorlar.
Burada daha interaktif şekilde kalemle çizik atarak eşleştirme yapacaklar. Veya test bölümünde işaretlemeyi çok seviyorlar. Burada da aynı şekilde tabletlerinde ellerini kullanarak veya mouse'larını kullanarak işaretleme yapacakları çalışmaları hazırlayan bir site. Şimdi öncelikle bu siteye girerken, çok özür dilerim. Şu bilgiyi kısaca vermek istiyorum. Burada binlerce, yüzlerce, binlerce, hatta gerçekten söylüyorum, abartarak söylemiyorum, milyonlarca kaynak var. Farklı farklı çalışma sayfaları bulabilirsiniz. Kalem kağıt kullanmadan çeşitli çalışma kağıtları mevcut burada. Dediğim gibi sürükle bıraklar, oklarla eşleştirme etkinlikleri, çoktan seçmeli, dinleme etkinlikleri, özellikle konuşma etkinlikleri bile var. Öğrenciler sesini kaydedebiliyorlar buradan doğru cevap için. Hatta öğrenciler çalışma sayfalarını çevirim için çalışıp cevaplarını kontrol edebiliyorlar. Aynı zamanda cevapları öğretmene de gönderiyorlar. Öğretmene göndermeleri zaten bizim için en büyük avantaj. Çünkü öğretmenler bu sayede öğrencilerin hangi çalışmaları yaptığını, ne kadarını yaptığını, nasıl yaptığını, doğru cevap, yanlış cevaplarını yaptığını görebiliyor. Hatta bu sitenin en büyük avantajlarından bir tanesi de yaptıktan sonra geri dönüşün öğretmen tarafından verilmesi. Yani çocuk bir doğru cevabı işaretlediği anda artık farklı bir çalışmaya, daha doğrusu düzeltme yoluna gidemiyor. Yaptığı anda öğretmenin sisteminde görünüyor. Şimdi öncelikle bunun için yapmanız gereken, burada yine aynı şekilde her zaman olduğu gibi üye olmanız gerekiyor. Ben de buraya Google hesabında, yine her zaman olduğu gibi Google hesabında üye oldum. Sizin de aynı şekilde olmanızı tavsiye ederim yine. Üye olduktan sonra ilk yapacağınız işlem sınıf oluşturmanız arkadaşlar. Peki sınıflar nasıl oluşturuluyor? Şöyle göstereyim. Pardon, özür dilerim. Sınıflar My Students bölümünden oluşturuluyor. Burada sadece İngilizce öğretmenleri değil, normal branş öğretmenlerimiz ve sınıf öğretmenlerimiz de kullanabilir. Kendi kaynaklarını hazırlayarak sınıfları da oluşturabilirler. Burada çok fazla İngilizce kaynak var ama dediğim gibi onlar kendi kaynaklarını da hazırlayarak, çok basit bir şekilde kendi kaynaklarını da hazırlayarak sınıflarını oluşturabilirler. Şimdi My Students bölümünden sınıflarımızı oluşturmamızı isteniyor bize. Tıklıyoruz My Students'ı. Daha sonra şöyle bir sayfa gelecek karşımıza. Tabii bu benim sınıflarım olduğu için size boş olacak bu sayfa. Sınıf oluşturmanız için yapmanız gereken, şurada Add Group diye bir bölüm var, görüyorsunuz. Add Group, yani grup ekle. Bunu tıklayınca otomatik olarak bir sayfa gelecek karşınıza. Grup ismi, yani sınıfınızın ismi nedir? Atıyorum sınıfımızın ismi 6B. 6B sınıfı. Sınıfınızın ismi 6B sınıf olsun. Add Group dediğimizde, şöyle göstereyim. Otomatik olarak sınıfımız eklendi buraya, farkındaysanız. Add Group. Peki öğretmenin bu sınıfın içerisinde öğrenci var mı? Yok. Bu sınıfın içerisinde öğrenci yok. Bunu da artık sizin velilerinizin yapacağı işleme geçiyoruz. Şimdi lütfen buraya çok iyi, özellikle velilerimiz çok iyi dikkat edinlesinler. Çünkü kullanacak olan öğretmenlerimiz olursa yapacakları işlem şu olacak. Öğretmenlerimiz 6D grubunu sınıfını oluşturduktan sonra şurada Invite Students bölümü var. Görüyorsunuz hepsinde var. Invite Students bölümü var. 6B'nin yanındaki Invite Students'a tıklayınca şöyle bir grup kodu veriyor. Görüyorsunuz burada bir grup kodu var. Bu grup kodunu velilerimizin WhatsApp'ında paylaşıyoruz ve velilerimizin WhatsApp grubunda paylaşıyoruz bu grup kodunu. Çünkü bu grup koduyla üye olacaklar. 6B sınıfının kodu bu çünkü. Bu grup kodunu velilerimiz not ettikten sonra veya atıyorum WhatsApp grubunda bu grup kodunu aldıktan sonra velilerimizin yapacağı işlem şu. Yani hazırlamak isteyen arkadaşlarımız varsa velilerini de bu şekilde anlatacaklar. Student Access diye bir bölüm var. Burası öğretmen girişi. Burası öğretmen girişi. Burası öğrenci girişi. Şu an velilerimizin yapacağı şeyi anlatıyorum. Velilerimiz Student Access girişine tıklayınca, özür dilerim, pardon, az önceki grup kodunu kopyalamadık galiba. Hemen onu bir kopyalayayım.
Şöyle alt renk grup kodunu kopyaladık. Student Access bölümüne giriyor veliler. Student Access bölümüne girdikten sonra Register as a Student diye bir bölüm var, görüyorsunuz burada. Register as a Student, yani öğrenci olarak kaydol. Öğrenci olarak kaydol butonuna tıklıyorlar ve size velilerin, sizin velilerinize gönderdiğiniz kodu buraya girmelerini istiyorsunuz. Yani buraya girdiklerinde, az önceki kodumuz, buraya girdiklerinde send diyorlar ve öğretmenimizin sistemimize girmesi için bir kullanıcı adı ve şifre, yani tekrardan sisteme girmesi için kullanıcı adı ve şifre belirlemeleri gerekiyor. Mesela ne olsun? Atıyorum. Kullanıcı adımız Galip. Şifremiz, özür dilerim, böyle bir kullanıcı adı daha önce olduğu için farklı bir kullanıcı adı yazayım. Mesela Ahmet 1 yazayım. Bu da varmış. Kendi kızımın ismini yazayım. Galiba yoktur. Elfin diyeyim. Elfin dedikten sonra, kullanıcına Elfin dedikten sonra şifre olarak bir şifre belirlemenizi isteyecek. Çünkü öğrenci o şifre ve kullanıcı adı, yukarıdaki kullanıcı adı ve şifresiyle bir sonraki seferde sisteme girmesi gerekecek. Dolayısıyla kullanıcı adını belirledikten sonra şifresi ne olsun? 1, 2, 3, 4 mesela. Yeni bir, yine aynı şekilde şifre onaylamanızı isteyecek. 1, 2, 3, 4. Daha sonra full name, sizin sisteminizde öğrenciyi göreceğiniz ismini yazmasını isteyecek. Mesela nedir? Elfin Cengiz olsun. Öğrenciyi bu şekilde sisteminizde görün. Elfin Cengiz dedikten sonra e-mail bölümünü boş bırakıyor arkadaşlar. Oraya gerek yok. E-mail bölümüne hiç gerek yok. Sonra register diyor. Yani kayıt oluyor. Tekrar söylüyorum. Student Register as a Student bölümüne tıkladıktan sonra velilerimiz kullanıcı adı ve şifresini oluşturacaklar. Full name ismini yazdıktan sonra register kaydol butonuna tıklayacaklar ve şu şekilde bir sayfayla karşılaşacaklar. Bu nedir? Bu kayıt olduğunuz için teşekkürler. Kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapabileceksiniz. Ancak öğretmeniniz hesabınızı onaylaması gerekiyor. Demek ki 6B sınıfına bu öğrenci kaydolmuş ama öğretmen onaylaması gerekiyor öğrencinin kaydolması için. Peki iş şimdi kimde? Bu sefer olay öğretmene döndü. Öğretmenimiz ne yapıyor? Kendi sistemine gelen bu öğrenciyi otomatik olarak onaylamasını bekleyecek. Yani veli. Hemen şöyle göstereyim. Geri gidiyorum. Evet. Bunları da görmeniz için arkadaşlar şuradaki Live Worksheet sayfasına tıkladığınızda kimlerin onay gönderdiklerini görebilirsiniz. Mesela az önce Elfin onay göndermiş. Daha sonra ne yapması gerekecek öğretmen? 6B sınıfına Elfin'i kabul etmesi gerekecek. Kabul etti 6B sınıfına. Artık 6B sınıfında bir öğrencimiz var. Bütün öğrencileri bu şekilde accept yaparak, yani kabul ederek öğrencilerinizi, yani sınıfınızı oluşturabilirsiniz. Çok zor değil. Gerçekten bazen tabii ki de yapamayan verilerimiz olabiliyor. Çok hak veriyorum onlara, hiç problem değil ama onun için de öğretmenler kendileri şifre alabiliyorlar. Add Students bölümünden, öğrenci ekle bölümünden. Kısaca birkaç öğrencimiz olursa öğrenciler de, öğretmenler de öğrenci eklemek için bu butonu kullanması gerekecek, bilginiz olsun. Artık 6B sınıfında bir öğrencimiz var. Peki 6B sınıfında öğrencimiz olunca ne yapıyoruz? Daha sonra My Workbooks diye bir bölüm var arkadaşlar. Benim çalışma kitaplarım. Bunları ben hazırladım. Bunları hazırlarken tabii ki de kendi kaynaklarım, kendi hazırladıklarım da var. Ama hazır kaynaklarını kitapçık olarak yüklediğim kaynaklar da var. Şimdi bunları kitapçık olarak düzenlemeniz gerekiyor öncelikle. Kesinlikle bütün kaynakları kitapçık olarak düzenlemeniz gerekiyor. Kitapçık olarak gönderebiliyorsunuz genelde öğrencilerin grubuna. Peki ne yapmanız gerekiyor? Kitapçığınızı şöyle söyleyeyim. Tıkladığınızda içerisinde bir kaynak var, görüyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Hayvanlarla ilgili içerisinde çok fazla bir kaynak yokmuş. Ben mesela şöyle kıyafetler ünitesiyle ilgili, clothes kıyafetler ünitesiyle ilgili şöyle bir kitapçığımı açtığımda
İçerisinde birçok kaynak var. Bunların içerisinde ben yüklemişim bunları. Hazır olanlardan, kendi hazırladıklarımdan derleyerek bir sürü kaynak yüklemişim. Ben bu kitapçığı olduğu gibi 6B sınıfına gönderip öğrencinin yapmasını sağlayabilirim. Yani bu kitapçığı olduğu gibi ben 6B sınıfına gönderebilirim. Nasıl yapıyorum bunu? Hemen göstereyim. Close bölümünde alt tarafta görüyorsunuz bazı farklı farklı butonlar var. Burada Assign to Students diye bir bölüm var. Assign to Students yani ikinci başlık öğrenciye ata demek. Yani öğrenciye ödevi atıyorsunuz, ödevi gönderiyorsunuz. Bunun için de ne yapıyorsun? Assign to Students'a tıklıyorsunuz. Daha sonra hangi sınıflara göndermek istiyorsanız, özür dilerim. Hangi sınıflara göndermek istiyorsanız o sınıflara göndereceksiniz. Mesela 6B sınıfına göndermek istiyorum. Şu an 4A ve 4B'yi de tik işaretiyle görüyorsunuz. Çünkü şu an ben 4A ve 4B'yi kitapçıya göndermişim. Eğer bunu kaldırırsam 4A ve 4B'deki close kitapçığını da kaldırmış olurum eğer tiki kaldırırsam. Onun için bunları kaldırmıyorum. 6B sınıfına göndermek istiyorum mesela bunu. 6B sınıfına göndermek için de save change yazıyorum. Şu an Elfin'in sayfasında bu kitapçı mevcut. Nasıl mevcut? Bakalım mevcut mu? Student Access bölümüne tıklıyor yine veli veya öğrenci. Burada bu sefer kaydı olmuyor. Yapması gereken az önceki kullanıcı adı ve şifresini girmek. Yanlış hatırlamıyorsam Elfin de şöyle 2 neyleydi? 2, 3, 4 umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Evet. Gördüğünüz gibi Elfin sayfasına girdiği anda benim gönderdiğim kitapçığı görebiliyor. Az önce göndermiştim. Bu kitapçığı tıkladığında içerisindeki kaynakların hepsini çok rahat bir şekilde artık çözebilir. Peki bu kaynaklar nasıl kaynaklar? Bu kaynaklar kalem kağıt kullanmadan öğrencinin zevkle yapacağı kaynaklar arkadaşlar. Bunu yaparken de görüyorsunuz bazı farklı şeyler var. Şöyle söyleyeyim. Önce burada atkı mesela. Atkıyı tıklıyor. Hangisi ise doğru cevabı seçiyor. Şapka, cap, yine şapka, hat, etek, skirt diyerek bütün etkinlikleri tamamlıyor. Tamamladıktan sonra yine aynı şekilde renklerle alakalı. Bütün etkinliklerini tamamladıktan sonra en sonunda yine aynı şekilde burada da bir etkinlik var. Bütün etkinliklerini tamamladıktan sonra bu çok önemli, en önemli yerlerden bir tanesi burası. Finish butonuna tıklaması isteniyor. Eğer finish butonuna tıklamazsa öğrencinin yaptığını öğretmen göremez. Finish butonuna tıklayınca yaptıklarından biz tabii hepsini yapmadığımız için yaptıkları yeşil olacak. Yapmadıkları veya yanlışları da kırmızı olacak. Doğrular mavi, yanlışlar kırmızı veya eksi olarak burada da aldığı puan görecek. Puanlar 10 üzerinden veriliyor arkadaşlar. Eğer hepsini yaparsa 10 alıyor. Eğer atıyorum yanlış yaparsa ona göre 9, 8, 7 diye bir sonraki puanlara geçiyor. Burada diğer kaynağına geçebilir. Diğer kaynağında da atıyorum nedir? Hat, şapka demekti. Atıyorum veya coat, palto demekti. Getiriyor bunu sürükleyerek altına götürüyor. Veya gloves, eldiven demekti. Eldiveni götürüyor, sürüklüyor. Veya atıyorum burada ne var? T-shirt. T-shirt olduğu için getirip sürüklüyor. Yani drag and drop diyoruz İngilizce'de biz buna. Sürükle ve bırak etkinliği bizim için bu etkinlikleri öğrenci açısından zevkli kılan çalışmalar. Bütün çalışmalarını tamamlaması gerekiyor öğrenci. Öğretmenin gönderdiği kitapçıkta. Daha sonra tamamlayınca zaten otomatik olarak tamamlamasan da otomatik olarak öğretmenin sistemine düşüyor. Peki öğretmen bunları nasıl görebiliyor? Hemen öğretmenin sayfasına gidelim. Öğretmen öğrencinin ne yaptığını nasıl kontrol edebiliyor? Onu da şu şekilde arkadaşlar. Yine My Students'a tıklıyoruz. Yine My Students'a tıklıyoruz. Öğrencilerin bölümüne tıkladıktan sonra bu sefer 6B sınıfından Group Results deyip, grup sonuçları deyip öğrencilerin aldıkları sonuçları burada görebiliyoruz. Yani burada tabii ki de farklı öğrenciler olacak ve hepsinin yapmadığını görebileceksiniz. Mesela atıyorum benim herhangi bir sınıfımda şöyle bir küçük bir göz gezdirme yapalım. Atıyorum 2A sınıfı. İçerisinde öğrenciler. Yine aynı şekilde 2B sınıfı. Atıyorum 4B sınıfı gibi öğrenciler içerisine kaydolmuşlar.
ve ben onları istediğim şekilde, istediğim ödevi gönderebiliyorum ve onları istediğim gibi kontrol edebiliyorum, yapıp yapmadıklarını. Peki nasıl kontrol edebiliyorum? Şu şekilde arkadaşlar, grup results diyorum, yani grup sonuçları. Bu grup sonuçlarını tıklayınca karşıma benim gönderdiğim kitapçıklarda öğrencilerin yaptığı çalışmalar. Görüyorsunuz, yapmışlar. Yapmayanları görebiliyorum, yapanları görebiliyorum, eksik olanları görebiliyorum, kaç aldıklarını görebiliyorum, eksik olduğu konuları görebiliyorum. Mesela bu evcil hayvanlar pets ünitesiyle gönderdiğim kitapçık. Veya atıyorum meyveler ünitesiyle, body ünitesiyle gönderdiğim kitapçıklar olabilir. Veya ben buradan quizler yapıyorum. Yaptığım quizlerden öğrencilerin kaç aldığını görebiliyorum, görüyorsunuz. Öğrenciler sisteme sınavlarına giriyorlar, yapıyorlar ve ben buradan kaç aldıklarını görebiliyorum. Gayet etkili, öğrencileri kontrol etmek açısından gayet etkili bir sistem. Yapmanız gereken, tekrar söyleyeyim, şöyle çok küçük bir özetleyeyim. Daha sonra bu kağıtlar nasıl hazırlanır ona bakalım. Yapmanız gereken öncelikle My Students bölümüne girmek. Biraz kafa karıştırıcı bir sistem ama şöyle bir haftalık bir zahmetten sonra gerçekten çok etkili bir sistem. My Students'a girdikten sonra Invite Students diyorsunuz. Atıyorum hangi sınıf, özür dilerim. Add Group diyorsunuz. Burada sınıf oluşturuyorsunuz. Sınıf oluşturduktan sonra Invite Students deyip buradaki kodu velilerinize gönderiyorsunuz. Veliler de Student Access bölümünden Student as a Register bölümüne tıklıyorlar. Tabi burada Elfin kayıtlı kalmış hala. Şöyle logout yapalım. Veliler Register as a Student bölümüne tıklayarak grup kodunu giriyorlar. Grup kodunu girdikten sonra kullanıcı adı ve şifresini belirleyip sistemden sizin onayınızı bekliyorlar. Siz onayı verdikten sonra zaten kitapçıkları atadıktan sonra hızlı bir şekilde zaten işinizin %90'ı bitmiş oluyor, öyle söyleyeyim. Çünkü kalan %10'luk kısmı sizin 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde veya atıyorum 1 haftalık olabilir, 1 günlük olabilir ödevler göndermeniz olacak. Yani siz ne kadar gönderirseniz öğrenciler sistemini kontrol ettikçe gönderdiğiniz ödevleri de yapabilirler. Siz de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu çalışma kağıtları nasıl hazırlanıyor? Bu sayfalar genelde İngilizce. Bizim branş öğretmenlerimiz, değerli branş öğretmenlerimiz ve sınıf öğretmenlerimiz bu çalışmaları nasıl hazırlayabilirler? Şimdi onlara bakalım. Ve daha sonra da noktalayalım. Zaten süremiz de bitiyor diye tahmin ediyorum. Şimdi burada tam ortada Make Interactive Worksheets var, görüyorsunuz. Interactive Worksheet'ler hazırlama. Bunun için buraya tıklayınca Tutorial diye bölüm var. Bu bilgilendirme amaçlı. Nasıl hazırlayacağınız hakkında size bilgiler veriyor. Altta da Get Started bölümü var, görüyorsunuz. Buradan da çalışmaya başlayabilirsiniz. İnteraktif çalışma. Get Started deyince şöyle bir sayfa karşınıza gelecek. Upload Your Worksheet. Yani sizin sisteminizde, bilgisayarınızda bir tane çalışma kağıdı olduğunu düşünün, masa üstünde. O masa üstündeki çalışma kağıdını interaktif hale getireceksiniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Önce dosya seçiyorsunuz. Dosya seç bölümünden, burada atıyorum masa üstünden bir tane dosya seçelim. Nedir? Üçüncü sınıf kazanım diye bölüm var. Bu arada Yasemin öğretmenim için az önce sorduğu soruyu göstermek istiyorum. Şöyle bir saniye. Dosya seç bölümüne tıklayınca gördünüz. Az önce indir butonuna tıklayınca görüyorsunuz burada bir ikon çıkacak demiştim. Flash belleğinizi atıp Jeopardy oyununda oynayabileceğiniz. Bu ikon Google ikonu görüyorsunuz, Chrome ikonu. Bunu flash belleğinize yüklediğinizde otomatik olarak okulda tıklayınca aynı linke yönlendiriliyorsunuz. Hocam yine söz hakkı almak isteyen arkadaşlar var. Müsait oldukça hani onları da verebiliriz. Onu da söyleyecektim yeri gelince. Tabii buyurun. Ben geçmeden bu çalışma kağıdı hazırlamayı alabilirim. Başak hocam, eğer söz hakkı isteyen arkadaş varsa geçmeden alabilirim. Necmettin hocam, mikrofonunuzu açtım. Bayağıdır bir el kaldırıyordunuz. Özür dilerim, buyurun. Hocam bu daha önceki konu olduğu için şu an gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Tamam, rica ederiz. Yardım soracağım bir şey varsa ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi burada 3. sınıf kazanım etkinliğini normal bir sayfa, şöyle göstereyim. Gerçi göstermeme de gerek yok. Normal bir çalışma kağıdı. Bunu interaktif hale getirmek istiyorum.
Bunu seçtim. Üçüncü sınıf kazanım yazıyor görüyorsunuz. Daha sonra bunu Leave Worksheet sayfasına upload yapıyorum, yüklüyorum. Burada bilmeniz gereken 3 tane kelime var, İngilizce kelime var, öyle söyleyeyim. Az önce söylemiştim, bir tanesi sürükle ve bırak diye 2 tane kelime var, drag and drop. Diğeri de seçmek anlamına gelen select kelimesi. Bir diğeri de join, katılmak anlamına gelen join, yani birleştirmek anlamına gelen join kelimesi. Bu 3 kelimeyi bilmek gerekiyor çünkü bu kelimelerle yapılıyor. Daha doğrusu 4 kelimeyi bilmek gerekiyor, bu kelimelerle yapılıyor etkinlikler. Şimdi şöyle bir 3. sınıf 6. günde kazanma değerlendirme etkinliği diye bir çalışma kağıdımız var. Bunu öğrencilere çıktısını alıp öğrencilere yaptırabiliriz ama çıktı almadan uzaktan, tabii ki de öğrencilerimize şu an uzaktan olacağı için uzaktan bunları nasıl yaptırabiliriz? Şöyle biraz küçülteyim sayfayı. Nasıl yaptırabiliriz? Şimdi eşleştirmelerinizi isteyecek. Atıyorum ben İngilizce yaptım. Siz istediğiniz konuyla alakalı yapabilirsiniz. Bunları normalde buraya eşleştirmeleri lazım. Yazması lazım değil mi? Yazmasın. Biz bunu buraya sürükleyelim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için yapacağınız işlem şu arkadaşlar. Biraz yaklaştırayım. Yazdığım şeyler de görünsün. Bunun için yapmanız gereken şu. Öncelikle atıyorum playroom kelimesini. Şu şekilde bir kare içerisine alıyoruz. Yani seçiyoruz diyeyim, öyle söyleyeyim. Biraz büyük oldu galiba. Şöyle geri gideyim. Buradan ileri ve geri tuşla var görüyorsunuz. İleri ve geri. İstediğiniz şeyi ileri ve geri götürebilirsiniz. Atıyorum playroom'u seçtik. Şöyle özür dilerim. Playroom'u seçtik. İçerisine sürükle anlamına gelen bir kelime yazacağız. İsterseniz bunu not alabilirsiniz. İsterseniz az önceki Make Interactive Versions Tutorial bölümünden de inceleyebilirsiniz. Sürükle anlamına gelen bir kelimemiz var. Drag demek arkadaşlar. Şöyle küçük harfle yazıyoruz. Drag. Ve en önemli yeri burası. Burayı sakın ama sakın unutmayın. 2 nokta üst üste 1. Drag 1. Yani sürükle 1. Bunu nereye sürükleyeceğiz? Playroom oyun odası olduğu için şuraya sürüklememiz lazım değil mi? Bunun içinde şu şekilde bir kutucuk açıyoruz. İçerisine de bırak anlamına gelen drop kelimesini 2 nokta üst üste yazarak 1 yazıyoruz. Yani drag 1, drop 1 ile eşleşecek. Yani ne yaptık? Şöyle göstereyim. Drag 1 sürükle, drop 1 buraya sürükleyecek. Daha sonra çok basit. Bu eksik yanlış yazılmış gerçi. Sonunda bir E olması gerekiyor ama garage yine aynı şekilde drag 2 nokta üst üste 2 garage nerede? Burada. Aynı şekilde drop 2 nokta üst üste 2. Çünkü drag 2, drop 2 ile eşleşmesi lazım. Bathroom, banyo. Bunu da drag 2 nokta üst üste 3 banyo nerede? Banyo burada. Bunu da yine aynı şekilde açıyoruz. Şöyle yazıyoruz. Özür dilerim, pardon. Yazıyoruz. Drop 2 nokta üst üste 3. Direct drop etkinliği zaten. Biz bunu İngilizce'de bu şekilde sürükle bırak etkinliği direct drop etkinliği olarak kullanıyoruz. Bu da drag 2 nokta üst üste 4. Living room oturma odası olduğu için buraya drop 2 nokta üst üste 4 diyoruz. Bakıyorum ne var? Bedroom, yatak odası. Drag 2 nokta üst üste 5. Hatta şunu da yazayım. Drag 2 nokta üst üste 6. Bedroom, drag 5 ise yanına gidiyorum. Yatak odası burada. Buraya drop 5 yazıyorum. Küçük harflerle yazıyoruz. Ona dikkat etmenizi istiyorum özellikle. Ve bu da drop 6'yı görüyorsunuz. Yani direkt drop diye etkinliğimiz. Drop 2 nokta üst üste 6. Yanlış yazdığımız var mı? Yok. Hatta şöyle biraz daha yakından göstereyim arkadaşlar. Direkt ve drop. Drop bırak demek. Yine aynı şekilde şöyle göstereyim. Direkt de sürükle demek. Direkt ve drop etkinliği. Yani sürükle bırak etkinliğini yaptık. Bakalım altında başka bir etkinliğimiz var mı? Bu sefer de eşleştirme etkinliği istiyor bizden. Eşleştirme etkinliklerinde kullanacağımız kelime de join.
join diye bağlamak veya eşleştirmek anlamına gelen, katılmak anlamına gelen kelimeyi kullanacağız bu sefer. Veya hiç eşleştirme yapmak istemiyorsunuz, altına rakamları yazsın istiyorsunuz. O zaman da işimiz çok daha basit oluyor. Ne yapıyoruz? Açıyoruz bu şekilde bir kutu ve içerisine chair sandalye olduğu için 1 yazıyoruz. Soğuk sabun nedir? 5 yazıyorsunuz. Sofa kanepe demek. Açıyorsunuz şöyle bir kutucuk. İçerisine 3 yazıyorsunuz. Şöyle kutu açtım. Görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bed yatak olduğu için şu şekilde kutuyu açıyorsunuz. İçerisine 1 yazıyorsunuz. Kap da fincan olduğu için şu şekilde içerisine kaçtı? 4 yazıyorsunuz. Evet. Burada da eşleştirme yaptıralım. Burada da eşleştirme olsun. Burada da join diye bir kelimemiz var. Join'i kullanacağız arkadaşlar. Onun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Az önce drag drop'tu. Bu sefer de join diye bir kelimemizi kullanacağız. Yine kutucuk açtık. Kettle ne demek? Yan taraftaki, pardon, hangi odada kullanılır? Mutfakta kullanıldığı için bu sefer şunu yazıyorsunuz. Join 2.1. Ne ile eşleşir? Mutfak. Bu sefer yine aynı şey yazıyorsunuz. Join 2.1. Aynı şey. Yani bu bununla eşleşir demek istiyorum. Car, araba olduğu için biraz uzun oldu. Bu sıkıntı yaratabilir belki. Onun için geri alayım. Car, araba olduğu için yine aynı şekilde join 2.2 garajda olacağı için buna da join 2.2 bed yatak olduğu için join 2.3 2 noktaları sakın unutmayın arkadaşlar. En önemli kural o çünkü o şekilde kabul ediyor ancak. Sistem arayüzünde o şekilde kaydedilmiş. Join 2.3 şampuan banyoda olduğu için join 2.4 banyoda bathroom olduğu için join 2.4 diyoruz. Sofa kanepe olduğu için şöyle join 2.5 oturma odası olduğu için kanepenin yeri de join 2.5. Evet, eşleştirme etkinliğini de tamamladık. Bu sefer de test geldi. Testte de karşımıza yeni bir kelime geliyor. Seçmek anlamına gelen select kelimesini kullanacağız bu sefer etkinliğimizi hazırlarken. Tekrar şöyle bakalım. Bizim için en önemlileri bunlar. Daha farklı konuşma etkinlikleri, dinleme etkinliklerinde kullandığımız farklı şeyler var ama şimdi vaktimiz de yeterli olmayacak. İlgilenen arkadaşlarımız Make Tutor Interactive Worksheet bölümünde tutorial bölümü var. Oradan inceleyebilirler nasıl kullanılacağını onların. Ama en fazla ihtiyacımız olan sürükle bırak, eşleştirme, altına yazma ve testler nasıl yapılır? Tekrar şöyle göstereyim. Drag and drop'ları lütfen unutmayın. Drag, sürükle, drop, bırak. Bir diğeri de eşleştirme yaparken join ama iki noktaları tekrar söylüyorum unutmayın. Ve en sonunda da test. Test nasıl yapılıyor? Test de şu şekilde arkadaşlar. Yine bunun şimdi doğru cevabı nedir? The mouse is table, masanın neresinde? Üstünde. Doğru cevap 10. Bir kere doğru cevap 10 olduğu için diğerleri hayır. Evet olan bu. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Buna yine aynı şekilde şöyle küçük açıp az önce söylemiştim. Select diye bir kelimemiz var demiştim. Select 2 nokta yanlış cevap olduğu için ne oluyoruz? Doğru cevap 10 olduğu için bu sefer buna diyoruz ki select 2 nokta yes. Under da yanlış cevap olduğu için çok öğrenci bunları tıklarsa yanlış cevap olacak. Onun için no diyoruz. Select 2 nokta no. Yine aynı şekilde the mouse is içinde olduğu için telefon kutusunun select 2 nokta yes. Hemen bu etkinliği de hazırlayayım. Nasıl kullanıldığını görelim. Çünkü bu etkinlik bütün şurada harfi gelmiş. Evet. Select 2 nokta no. Altında da olmadığı için select 2 nokta no. Bakıyorum fare masanın altında olduğu için in değil. Onun için select 2 nokta no. Üstünde de değil. Select
2.no altında olduğu için select 2.yes. Bakıyorum araba garajın içerisinde olduğu için bu sefer hemen bu son etkinliğimiz olsun. Select 2.yes. Select 2.no. Pardon. Select 2.no. Peki şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi artık etkinliğimizi hazırladık. Artık öğrencilerimize bunu gönderebiliriz. Link atabiliriz. Yine aynı şekilde öğrencilerimizin kitapçığına gönderebiliriz. Her şeyi yapabiliriz artık bu çalışmayla ilgili. Ama son bir işlem var. Bunu kaydetmemiz lazım. Save diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu kaydedemiyorum ben. Neden? Çünkü ben bu çalışmayı zaten daha önce yaptığım için aynı çalışma... Özür dilerim. Pardon. Şurada bir sıkıntı olmuş. Drop 4. Nasıl bir sıkıntı var burada? Bir saniye çözmeye çalışıyorum. Drop 4. Hocam bu arada son 5 dakikamız kaldı. Hatırlatayım hemen dedim. Hemen bitirmek üzereyim zaten hocam. Şu an galiba o seçmeyle alakalı, drop 4'te seçmeyle alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Onu çok fazla uzatmayayım. Daha sonra save dedikten sonra kitapçığınız artık hazır oluyor. Ben bu kitapçığı zaten daha önceden hazırlamıştım. İsterseniz ona bakalım nasıl yapılıyor, nasıl oynanıyor, nasıl kullanılıyor. Şöyle göstereyim. My Worksheets bölümüne tıklıyoruz yine aynı şekilde. Kendi kitapçıklarımı hazırladığım kitapçıklarda mesela ben şunu hazırlamışım en son. Az önceki çalışma. Bunu öğrencilerin sistemine gönderip istediğiniz şekliyle yapmalarını sağlayabilirsiniz. Nasıl yapıyorlar? Mesela Playroom oyun odası nereye koymuştuk? Buraya koymuştuk. Geçip sürükleyip bırakıyorlar. Şöyle özür dilerim. Bırakıyorlar. Veya atıyorum bathroom, banyo getirip sürükliyorlar. Living room veya kitchen, mutfak getirip sürüklüyorlar. Az önce sizin hazırladığımız çalışmadan bahsediyorum mesela. Buraya yine aynı şekilde chair sandalye olduğu için ikiyle eşleştiriyoruz. Veya burada çizme etkinliği, eşleştirme etkinliğinde çizim yapmasını isteyeceksiniz. Mesela az önce de demiştik. Kettle neyle eşleşirdi? Mutfakla eşleşirdi. Şu şekilde. Şu şekilde mutfakla eşleştiriyorlar. Car, araba olduğu için garajla eşleştirilecekler. Hepsini yaptıktan sonra şampu, banyo olduğu için bununla eşleştiriliyor. Daha sonra bunlarla ilgili doğru cevabı işaretlemenizi isteyecek. Mesela mouse masanın altında olduğu için under, mouse telefon kutusunun içinde olduğu için indirdikten sonra bizim yaptıklarımızın içerisinden finish diyorlar ve doğru cevap zaten çıkıyor ama biz şu an yaptığımız için cevaplarımızı kontrol et diye bir bölüm çıkacak. Ama onların da çıkmıyor öğrencilerde. Check my answers deyince doğru cevaplar belli zaten. 10 üzerinden 4 almışız yanlış cevaplar ve boşlar olduğu için. Şöyle söyleyeyim, Lead Worksheet sayfası da öğrencilerin